Size tavsiyem. İşinizi siz benden iyi bilirsiniz de. Ne abi? Burada birkaç böyle tarif eden şekilde fotoğrafımızı alın da. Yok yok, alacağız. Hadi onlardaki şeyler kanallar kullanmıyor. Açık alan olacak, yeşillik olacak. Ha. İnsanlık tarafa doğru Şükrem diye. Tamam. Daha iyi olur burada. No problem. No problem. Orada konuşuruz, şey yaparız. No problem. Üç boyutlu. Üç boyutlu. He, üç boyutlu. Soralım olursa. Yok yok. Yok mu? Tamamdır. Sen çekil ver böyle. Bu giriş oluyor. Bu sosyal tesisler. Evet. Bu istasyon. İki istasyon. İkinci istasyon. Bunlar... Tamam. Bunlar sosyal tesislerimiz. 2000 metrekare. Bu iki istasyonun arasındaki mesafe 2,5 kilometredir. Üçüncü istasyonla birinci istasyon arası da 3540 metredir. Yani Karadeniz'in şu andaki en uzun mesafeli teleferiğidir. 540 metre. Üç istasyondan oluşuyor. 1150 rakımdan başlıyor. 2450 rakımda bitiyor. Bizim bu dağın arkalarında bu kaçkarların yavruları dediğimiz tepelerin arkasında çok muhteşem kayak yerlerimiz vardır. Allah tarafından hazır, kaymaya müsait yerlerimiz vardır. Biz bunu 12 ay çalıştırmayı planlıyoruz Allah nasip ederse. Çünkü Uzungöl 2,5-3 ay bilemediniz 3,5 ay çalışan bir turizm beldesi. Bunu biz 12 aya veya en azından 9 aya yaymak için bu teşebbüslerde bulunduk. Bu gördüğünüz asfalt yollar da bu teleferik sayesinde yapılmıştır. Devletimize bu konuda müteşekkiriz. Ama biz bunu yapıncaya kadar bürokrasiden çok çektik. Nasıl bir geçiş süreci oldu bu ana gelene? Bu ana gelinceye kadar milli parklardan kiraladık. Bütün bu üç istasyonun ve güzergahını 59.800 metrekarelik alanı milli parklardan 29 yılına kiraladık. Fakat 29 yılına kiralamamıza rağmen ancak 4 yılda ruhsat alabildik. Bürokratik engelleri aşmak için hem rahmetli Recep Kızılcık hem bu validen önceki valimiz de bize çok katkıda bulunmuştur. Ankara'lara bizimle beraber mesai yapmıştır. Ama bütün bunlara rağmen, bu kadar bürokrasiye rağmen bugünlere geldi. Bitiş aşaması bu iki istasyon. Başlangıç ve bu şu andaki bulunduğunuz yer ikinci istasyon. Ana istasyondur burası. En büyük arazimiz de buradadır. 12 dönüm yerimiz var burada. Ve 2000 metrekarelik de kapalı hizmet alanları vardır. Bu Aralık ayında bitecek. 2018'in Aralık ayında bitecek. 2009'un baharını da inşallah üçüncü istasyonumuzu, Sarıkaya Tepesi dediğimiz üçüncü istasyonumuzu da tamamlamış olacağız. Mesela, biz ormana zarar vermeyelim diye, biz aradan koridor açmaktansa, bir de bunun başka bir sebebi de vardır. Vatandaş telefere bindiği zaman Haldizan Vadisi'ni ve Uzungöl Havzası'nı görmesi lazım. Ağaçların içine gidince bunu bir esprisi olmaz ki. Bizim en küçük direğimiz 45 metre, en uzun direğimiz de 65 metredir. Buradaki ağaçların da en uzunu 20 metredir.
Bu ağaçların hepsini teleferik firması, Leitner firması İtalya'dan. Bunları geldiler, tek tek ölçtüler bunları. Ölçülmüş ağaçlardır bunlar. Bu güzergah ona göre tespit edildi. Yani büyük bir emek sarf edildi, büyük bir çalışma yapıldı. Yalnız direklerin konacak yerlerin ağaçlarını kestik biz. Yani 6'ya 6 bir mesafede ağaçları kestik. Ve bütün bu koca bir tesis için kesilen ağaç sayısı 55 tanedir. Yani hiç ormana zarar verilmemiştir. Çevreciler var ya, bizim ünlü çevreciler. Bir şey de diyemezler. Buranın o ormanı koruma sanızlarının bir özelliği yok ki. Bir de aynı şimdi mesela insan geçerken, şimdi diyelim ki o şeritteki bütün ağaçları kestin. Ne olacak aşağı doğru